Yani bilmiyorum, çok seviyorum hocamı. Yani gene olsa gene her şekilde gelirim ve öneri arkadaşlarım da var, getirdiklerim de var buraya. Çok memnunum. Fatma Hanım bize ağrı, apse ve arka bölgedeki diş eksiklikleri şikayetiyle geldi. Biz ağrıyan dişlerine gerekli tedavileri uyguladıktan sonra arka bölgedeki dişlerinin eksikliğini köprü proteziyle tamamladık. Şimdi nasıl hissediyorsun Fatma Hanım? Şu an kendimi o kadar iyi hissediyorum ki sanki hiç dişim çürümemiş, sanki hiç o sıkıntıları yaşamamışım, böyle anadan doğma dişim varmış gibi hissediyorum. O kadar rahat ve o kadar güzel. Ellerine sağlık. Geçmiş olsun Çok Fatma memnunum, Hanım. çok teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Benim çocukluktan kalma bir diş çürüklerim vardı açıkçası. Hep böyle bir hep aksaklık da işte ihmallik falan oldu. Biraz da yaşım falan büyüdünce bir tane bir diş çektirdim. Ondan yana bende bir panik atak kaldı. O korkudan dolayı bir müddet yenemedim onu. Ondan sonra bir gün dişimin orta kısımlarda boşluklar vardı, işte kök vardı, dolgu vardı. Bir gün arka taraftaki dişimi artık kaybedeceğimi anlayınca dedim ki Fatma, yani cesaret insanı yaşatır, korku insanı öldürür dedim. Bir gün buradan geçerken girdim içeriye. Dedim ki hani neyse yapılsın falan dedim. Film falan çekildi. O kadar çok motive ettiler ki beni. Açıkçası korkumu çok aşırı, yani %70, %60'a, işte dişlerimi aldırdığımda işte %50'ye indi. %30'a deyince Defne Hanım, yani bilmiyorum, çok seviyorum hocamı. Yani gene olsa gene her şekilde gelirim ve öneri arkadaşlarım da var, getirdiklerim de var buraya. Çok memnunum. Yani bu kadar memnun kalacağımı tahmin etmiyordum. Eniştem burada dişlerini yaptırdı. Benim yeğenim beyazlatma, diş işte taşı, şey pırlanta falan taktırdı. Eniştem buradan çok memnundu. Onun tavsiye üzerine buraya geldim ve gerçekten de değecek kadar varmış yani. Keşke daha önce gelseymişim. Yani iyi, hatta ilk açıldığı zamanlar. O çocuklukta korkuda kalan sıkıntıdan dolayı onun biraz uzun bir müddet şeyini yaşadım ama artık bundan sonrasına bakacağız. Ama dişlerimizi kurtardık.